Türkiye'de basından şu anda baktığım zaman, gördüğüm zaman şu, basın yayının aşağı yukarı %90'ından fazlası iktidar medyası, iktidarın elinde. Bir kısmın da muhalif siyasetin elinde. Ama benim gördüğüm şu, acaba yanılıyor muyum? İktidar medyası zaten sabahtan akşama kadar ahize nakile gibi, hani kulağınızı bir yere koyarsınız, kulağınızdan giren aynen ağzınızdan çıkar. Yandaş basın dediğimiz iktidar medyası bunu yapıyor sabahtan akşama kadar. Bazen mesela bakıyorum ben iktidarla ilgili bir insan konuşurken sayısını bilmediğim kanallar birdenbire canlı yayına geçiyor en önemli meseleyi keserek. Mesela bu akşam gene baktım Amerikan Senatosu'nda yemin töreni var. Yemin töreninin verilmesi esasında bile bir yerde Kültür Bakanlığı ile ilgili Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması olmaya başladı canlı yayın. Hemen ekranı ikiye böldüler. Cumhurbaşkanı'nın o canlı konuşmasını vermeye başladılar. Gerçekten bazen böyle şeyleri görünce şaşırıyorum. Bazen de çok önemsiz şeyleri birçok basın yayın kanalı birden veriyor. Ama dönüp muhalif medyaya bakıyorum. Muhalif medya da sanki iktidar medyası ne yapsa onun küçültülmüş bir prototipini yapıyor. Yani onlar da kendi kanallarında kendilerine mahsus insanları, kendi fikirlerini, kendi düşündüklerini, kendi zikirlerini, kendi virtlerini, kendi söylediklerini, söyleyeceklerini söylüyorlar. Yani tabir caizse al birini vur ötekine. Diyorsun ki ya bunlar da çok büyüse, 3-5 kanal değil de 30 kanal, 40 kanal da olsa bunlar da aynısını yapacaklar diye bir kanaate sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla tarafsız ve objektif bir basın yayın görmek Türkiye'de neredeyse imkansız. Acaba bu kanaatim doğru mu? Siz yıllardan beri bu camianın içindesiniz. Eğer bu kanaat doğruysa bunu değiştirmek için ne yapılabilir ve bunu değiştirmeye gerek var mı? Şimdi efendim, tabii toplumlar, hani derler ya, neyle hak ediliyorsanız ondan yönetilirsiniz diye, bir abartmadır Doğru. bu, tamamen doğru bir şey değildir. Ama Evet. toplumların bir kimliği, bir zihniyeti oturmuş, hakim bir zihniyet oluyor. Teker teker herkes o zihniyete ait değil, ama herkes o zihniyetten, o adeta etrafımızdaki havadan, fikir havasından etkileniyor. Bu şüphesiz. Yani nasıl diyeyim? Mesela bazı toplumlar hayatlarının bazı dönemlerinde fazla otoriterliğe meylediyorlar. Evet. Kimileri daha liberal, liberter veya özgürlükçü, daha demokratik, işte hangi terimi kullanırsanız, herkes kendi meşrebine göre kullanıyor. Daha hoşgörülü bir yapıya eğilimli oluyorlar. Bu tarih içinde değişiyor da zaman zaman. Şimdi maalesef Türkiye belirli bir zamandan beri, uzun yıllardan beri oldukça otoriter düşüncelere eğilimli. Toplumumuzda da bu yaygınlaştı. Yani yıllarca böyle yönetimler gele 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 gele, sonunda bu eğilim mesela bir Anglo-Sakson toplumlarına göre, İngilizlere falan göre daha söyleyin, daha yaygınlaştı. Daha otoriter tarzı seviyor bizim toplumumuz. Biraz daha fazla seviyor, ya da öyle söyleyeyim. Biz ise maalesef çok arkası arkasıya neredeyse hani faşizan diyebileceğim yöntemlerin sürekli iktidarda olduğu yapılar olduk. Yani ya doğrudan iktidardılar ya dolaylı olarak etkileri çok kuvvetliydi. Bunun getirdiği bir olumsuz etkilenme de bu genel iklimin üstüne eklendi. Bu tabii teker teker eğitimden bile başlıyor. Yani ilkokuldan itibaren başlıyor, sonra devam ediyor. Türkiye'de maalesef ki daha demin dediğim gibi daha otoriter iklim, arkası arkasıya gelen iktidarlarla buna biraz daha direnenleri zaman içinde tasfiye ede ede ede, iyiden iyiye işte şimdi içinde bulunduğumuz siyasi ortama zemin hazırladı. Şimdi içinde bulunduğumuz siyasi kadroda bu otoriterliğe çok teşne olduğu için, yani o ayrıca tartışılır. Ve artık çeşitli talihsiz olaylar sonucunda da
iktidarı dengeleyebilecek güç odakları kalmadığı için, burada odakları olumlu anlamda kullanıyorum. Evet. İleriye problemli bir noktaya geldik. Ülkenin uzun dönemli refahı, mutluluğu ve hatta gelişmesi, her şeyiyle gelişmesi, kültürel anlamda da gelişmesi neye bağlı? Özgür bir ruha bağlı. Yani özgürlüğü eğer sınırlandırırsanız, bir nevi askeri düzene getirirseniz, askeri düzen askerlerin yaptığı işlerde işe yarar ama toplumun işlerinde işe yaramaz. Yani bunu geçmişteki ara rejimlerde gördüğümüz gibi, şimdi bu ana rejim, ara rejimler, şimdi ana rejim oldu. Yani sivil, sivil, sivil diye gelen iktidar askeri dönemleri mumla aratıyor. Dolayısıyla hani buradan toplumun üstüne bir gelişme, bir adım atma imkanı kolay çıkmaz diye düşünüyorum. Çocuklarımız için, onların çocukları için bu mücadeleyi yürütmeye çalışıyoruz. Basın burada tabii önemli bir nokta. Çünkü demokrasi elbette ki bir özgürlük ruhuyla yürür ama öbür taraftan doğru bilgiyle yürür. Yani insanlar karar alma zorundadır. Günlük kararlar alırız. Bazıları ufak tefek, işte bu öğlen ne yemek yiyeceğiz lan. Sonra bazıları işte efendim hangi işte ne karar alacağız yahut dönüp hangi partiye oy vereceğiz gibi. Şimdi bunları vermek için bazı teknikler var. Ben 10 seneyi aşkındır üniversitede karar alma dersleri veriyorum yani. Teknikler var ama bütün bu tekniklerin doğru çalışması için işin temelinin doğru atılması lazım. Temeli nedir? Doğru bilgiye sahip olmak. Doğru bilgiye sahip olmayınca hangi iyi tekniği kullanırsanız kullanın yanlış karar çıkar ondan. Hani bir şeye, makineye veya bir bilgisayara hangi doğru veriyi verirseniz ondan doğru kararın çıkması için yazılımın doğru olması gerekir belki ama yanlış bilgiyi verirseniz hangi bilgisayara, hangi yazılıma sokarsanız sokun yanlış çıkar. Basının buradaki rolü bu. Doğru bilgiyi verebilmek. İşte orada da sizin söylediğiniz eleştirilerin haklılık payı maalesef ki ortaya çıkıyor. Mesele sadece bir yanı tutmak değil. Şimdi tabii ki taraf olmak önemli. Demokrasiden yana taraf olmak lazım. Ve bir iktidar demokrasiyi göz göre göre çiğniyorsa elbette ki ona muhalif bir pozisyonda olursunuz. Ama bu illaki o iktidarın şahsına veya oradaki bir kişiye muhalif olmak değil. Demokrasi için yapılmış olan bir çalışma. Yarın bu muhalifler gelir, iktidar olurlar. Biz basın çalışanları veya basın çalışanlarının bu işi doğru yapmaya gayret edenleri diyelim, basının ilkelerine uyanları, ona da muhalif oluruz çoğunlukla. Benim hayatım böyle geçti. Ben bütün iktidarlara muhalif oldum yani. Evet, evet. Çünkü yani bu dediğim iklim onlara da sirayet ediyor ve bir müddet sonra ya sen daha önce benim taraftarımdım, şimdi niye taraftarım değilsin diye soruyor herhalde. Ben senin geçen sefer de taraftarım değildim aslında. Sadece doğruyu yazmaya çalışıyordum. O sırada sen doğruya daha yakındın. İktidarlar genellikle doğruyu sevmez. Ama iktidara geldiklerinde de durum değişiyor. Yalnız burada şunu söylemek istemiyorum. Yani o iktidar da aynı, bu iktidar da aynı. Ya da o basın da aynı, muhalif basın, öbürü de aynı. Öyle değil. Yani ciddi ayrım noktaları var. Bazıları daha demokrat ama dediğim gibi ülkedeki bu genel otoriter zihniyetten etkileniyorlar. Bazıları ise zaten demokrat olmak istemiyor. Ya da onlar başka bazıları var ki hiçbir şey olmak istemiyor. Ben muhalif basındaki bazı arkadaşlarımı tanıyorum, yani eski arkadaşlarımı. Bu arkadaşlar şimdi savundukları görüşlerin hiçbirine inanmıyorlar, bunu biliyorum. Yani çok eskiden tanıdığım için biliyorum. Bir insan son dakikada fikrini çat diye 180 derece yani tabii çocukken de olur, gençken olur ama birdenbire sırf iktidar değişti diye 30 küsur yaşından 40 yaşından sonra fikri 180 derece dönüştürüyorsa ya onun karakterinde ciddi bir sorun vardır ya da işte hem aynı zamanda diyeyim ya da demeyeyim herhalde rol yapıyordur.
Şimdi görürsünüz bu iktidar değiştiği zaman, ki değişecek tabii, bütün iktidarlar eninde sonunda değişirler. O zaman bu arkadaşların bazılarının yahu biz demiştik deyip nasıl 180 derece tekrar başka görüşler adet ettiğini hep beraber göreceğiz. Ve bir bakacaksınız ki bizden, yani benim gibi insanlardan onlar daha şey olacak. Birdenbire yeni iktidara yakın ama şimdinin muhalifi pozisyonuna gelecekler. Daha sert şeyler söyleyecekler ve daha çok sevilecekler belki bazıları yani. Bunları mesela bazı aileler var basında. Hangi iktidar değişirse değişsin onlar hacı yatmaz gibi o iktidarın yanındadır. Dün küfür ettiği iktidara sonra efendim bin türlü şey ne derler adına dal kavukluk yapar. Ve enteresandır ki o gelen iktidarlar da bir iki böyle nazlandıktan sonra yahu sen bana söylemediğini bırakmadın defol git demez. Onu gene alır en baş köşeye koyar. Bu Türkiye'de böyledir zaten. Böyle olduğu için onlar da var. Böyle olduğu için de bu milletin durumu biraz böyle sıkıntıları yaşıyor diyeyim yani.